lazım. Hubble teleskop falan lazım. Sezer gelme mi dünyaya gel? Normal doğum. Normal doğum. Ay bu bak şimdi bilgi varmış aslında da. Asıl göbek adına. Daha da bir şey. Göbek adına. Aynen öyle, iyi olmuş. İrhan Hocam da çok. Bebeklerin benzin masrafı gelmesin diye. Burada ışık geliyor ya. Bakın hiç gözükmüyor buradan. Şu kadar yanağının kenarı gözüküyor. Tamam. Evet. Çok teşekkürler. Tamamdır. Bakalım kim daha böyle rahat tutuyor bu bol. Çok şıkmış. Dilek Hocam. Efendim. Bir sizi ortaya alalım. Tamam. Saçak kocağınızdan alalım. Geçiyorum. 2017 yılında kolumda çıkan bir kitle fark ettim. Önce çok başta önemsemedim. Çok küçük bir kitleydi. Sonra giderek büyümeye başlayınca bir hekime gözükmeye karar verdim. Daha sonra yapılan biyopsi sonucunda bana deri lenfoması teşhisi konuldu. Bu hastanede Doktor Profesör Doktor Gürhan Bekli Kadıköylü yaptı tedavimi. İlk şeyde muayenemde hiç unutmuyorum, bana söylediği kemoterapi alacağım belli olduğu zaman bana söylediği şey şu oldu: çocuk sahibi olmak istiyor musun? Evet dedim doktor bey, istiyorum tabii. O zaman dedi kemoterapinin kısırlık riskine karşı hemen ya yumurta ya emriyor, mutlaka bir şey dondurman lazım. Çünkü tedaviden sonra çocuk sahibi olamayabilirsin dedi. Ben o zamana kadar asla böyle bir şeyi bilmiyordum. Hiçbir yakınımda da böyle bir şey yaşamadığım için bu konu hakkında hiçbir bilgim yoktu. Öncelikle Gürhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Beni bu konuda bilinçlendirdiği, bana bunu söylediği için. Çünkü o söylemeseydi benim o moralle aklıma asla böyle bir şey gelmezdi. Daha sonra hemen tıp bebek merkezine indik. Dilek Hanım, Şükran Hanım, bütün çalışanlar, hayır oldum. Herkes o kadar çok yardımcı oldu ki. Hemen böyle bir sürece girdik. Baştan eşimle evli değildik o zaman. Nişanlıydık. Yumurta donduracaktık. Embriyo dondurma sadece evli çiftlere yapılıyormuş. Onu da Şükran Hanımlar bizi uyardı. Dedik ne yapalım? Onun çünkü şansı daha fazla olduğu için hemen evraklarımızı hazırladık. Hemen evlendik. Hemen embriyomuzu dondurduk. Bizim için çok hem meşakkatli ama aynı zamanda da çok heyecan verici bir süreçti. Çünkü bu tedaviden, bu hastalıktan önce de benim aslında en çok istediğim şey bir anne olmaktı. Bana bu şansı verdikleri için çok çok teşekkür ediyorum hepsine. Daha sonra tedavim bir sene sürdü. Bittikten bir süre sonra kendimi toparladıktan sonra hayalimizi gerçekleştirmek adına embriyomuzu yerleştirdik. Çok şükür güzel sonuç aldık. Yaklaşık bir 20 gün önce doğum yaptım. Bebeğimi kucağıma aldım. Tamamen iyileştim. Kontrollerim devam ediyor. Çok iyiyim. Bebeğimin de sağlık durumu çok iyi. Doğumu da bu hastanede burada yaptım. Her şey çok şükür çok yolunda gidiyor. İnşallah böyle devam eder. Annelik nasıl biz? Ben zaten çocukları çok seviyordum. Çok istiyordum anne olmayı. Ama onu kucağıma ilk aldığım an ve bu kadar zorlu bir tedavi sürecinin ardından benim için paha biçilmezdi. Çünkü hiç çocuğum olamayabilirdi. Eğer bunu bana söylemeseydi kimse, böyle bir şansım olmayacaktı. Hiçbir zaman için anne olamayacaktım. Bu güzel duyguyu tadamayacaktım. Ama şu an aslan var. O kollarımda. 20 gündür hayatımda şükrediyorum her gün. Yaşadığım her an için, aldığım her nefes için, onun aldığı her nefes için şükürler olsun. Çok yoğun bir hissiyat. Sadece şunu ekleyebilirim. Bu bilgiyi o hengamede paylaşamayabiliyor tedavi yapacak doktorlar. Hatta bir tanesi de bizim çok yakın bir arkadaşımız. Maalesef belki de çocuk sahibi olamayacak. İnsanları bu şekilde bilgilendirmek gayet... Çok mantıklı olmuş, çok güzel bir davranış. En azından bu hissiyatı tatmak isteyen herkesin bu bilgiyi edinmesi ve gerekli önlemleri alması gerektiğini düşünüyorum ben de. Ya mükemmel bir his. İşte evlat sahibi olmak paha biçilemez. Yaşayıp göreceğiz. Annelik hazır paket içinde geliyor da babalığı öğreniyorlarmış. Biz de öğreneceğiz inşallah. İsterseniz Dilek Hocam Tıp Bebek Merkezi sorumlumuz. Onunla röportajı yapalım.
sonra fotoğrafları çekeriz. Başlamadan benim bir küçük hediyem var. Anlamlı bir iş yapıyor olmak, insanların hayatlarına dokunmak ve bunu bilimin ışığında yapmak tabii ki bizi çok mutlu. Hastalarımız bize başvurduklarında çoğunlukla onkoloji hekimleri tarafından tabii ki öncelikle yönlendirilmiş oluyorlar. Ancak bu konuda hala farkındalığın yeterli olmadığı kanısındayız. Gerçekten de dünya literatürüne de baktığımızda aslında birçok kanserin artık tedavi edilebilir olduğunu, beklenen yaşam sürelerinin uzun olduğunu biliyoruz. Ve kanserden sonrası için doğurganlığını korumak isteyen gerek genç kızların gerek kadınların tüp bebek yönteminden faydalanma şanslarının olduğunu bilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Ne yazık ki bu tedavilere giren hastaların sadece %5'i ancak doğurganlıklarını koruma çabası içine giriyorlar. Hala %95'i gerek farkında olmadıkları için gerekse bu konuda yeterli bilinçlenmeye sahip olmadıkları ya da kanser süreçleri nedeniyle endişe yaşadıkları için tüp bebek ünitelerine başvurmakta geç kalabiliyorlar. Özellikle Deniz Hanım ve eşi bu konuda bizim farkındalık yaratmamıza yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Artık doğurganlığını kadınlar gerek yumurtalarını dondurarak gerek embriyolarını dondurarak koruyabiliyorlar. Kanser tedavisi bittikten ve doktorları tedaviye herhangi bir sakınca olmadığını söyledikten sonra da biz dondurduğumuz embriyoları ya da yumurtaları transfer ederek başarılı gebelikler, sağlıklı bebekler kazandırabiliyoruz kendilerini. Hastamız non-Hodgkin lenfoma hastası. Kemoterapiden önce embriyoların dondurulması için yönlendirdik. Çünkü kemoterapi sonrası hastalığın yaklaşık %20 ile 40'ında ancak çocuk sağlanabiliyor. Bu yüzden yönlendirdik. Ne mutlu. Çocuğu görünce sevindim ben de. Peki doğurganlık çağındaki bayanların bu işlemi yaptırması lazım. Çünkü artık tıp ilerledikçe, kemoterapi, arkasından kemikli nakilleri gündeme geldikçe yaşam süreleri uzanıyor. Şifa dediğimiz tamamen iyileşme söz konusu. Bu yüzden umutsuz olmayıp bu işlemleri yaptırmalarını öneriyorum. Evet, herkes bende. Nasıl Bey yok mu? Nasıl Bey hakikaten. Evet, başka gelecek var mı? Var. Kim? Biliyorsunuz bazı çocukları sevindiren bir hediye. Ama benden de doktor annesinden bir hatıra olsun. Korucu vakti çok güzel işler yapıyor. Benden size bir geçecek hediye. Rica ederiz. Size de çok şey borçluyuz bu arada. Biz de size sağ olun. Karşılıklı bir şey. Evet, alıyorum. Kendim yanlışlıkla elini beline koyuyorum. Çok uygun. Teşekkürler. Teşekkürler. Bazı YouTube gibi olan şeyler. Bir sürü güzel şey de var. Aynen öyle. Evet. Evet. Öyle oldu. Bundan hayır varmış. Evet.